Biz bugün öğrencilerimize akıllarına, mantıklarına... Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Yaşayan Konya Hafızası ikindi sohbetlerinde bu hafta yazar Cemil Paslı tarafından Mevlana ve iletişim konulu bir konferans verildi. Yani iletişimin temeli, bugün bütün iletişimciler de bunu söylüyor, iyi bir dinleyici olmaktır. Yani kitapları okurken de bütün kalbimizi, gönlümüzü, hani peygamberimizin sünnetinde var, muhatabına bütün vücuduyla yönelmek diyoruz. Yani özellikle bu çağda çok önemli. Yani muhatabına bütün vücuduyla yönelmek ve onun size anlatmak istediği hakikati anlamaya çalışmak. Yani dinle neyden derken Mevlana bu vurguyu yapıyor. Özgün anlatıma vurgu yapan Paslı, zamanı takip edebilmenin önemine de değindi. 8 asır öncesinin mirası tabii ki bizim mirasımız. Tabii ki bizim değerimiz ama bunları bugünkü kuşaklara, özellikle gençliğe, üniversite gençliğine, lise gençliğine aktarmak için ne yapmamız lazım? Kendi çağın iletişimi, çağın diğer gereçlerini çok etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Mevlana, Şems ve Asr-ı Saadet dönemlerinden alıntılar yapan Paslı'nın sohbeti ilgiyle takip edildi. Peygamberimize bir ihtiyare kadın geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben cennete gidecek miyim? Peygamberimiz diyor ki ihtiyarlar cennete gidemez. Burada da iletişimin müthiş bir örneğini veriyor. Yani sen Vakıa suresi 35 ve 36. ayet-i kerimeleri okuyor. Sen ihtiyar bir kadın olarak değil, yeniden yaratılacak en güzel surette ne yapacaksın? Ebedi bir şekilde cennette yaşamaya devam edeceksin. Oradan ihtiyarları kaldırın. Mesnevinin her tarafında bu terapiler var. Bütün dünyada bizi strese sokan, bize acı veren, bizim musibet olarak gördüğümüz her şeyi oraya koyun. Fakirliği mi kafaya takıyoruz? Hastalığı mı kafaya takıyoruz? Neyi kafaya takıyorsak deyin ki onunla beraber cennete gitmeyeceksin. Programın sonunda konuşmacı Cemil Paslı'ya Mevlana Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ali Temizel tarafından hediye takdim edildi.